Sayın Başkan, saygıdeğer üstadlarım, değerli meslektaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim ismim Uğur Doğan, Gelir Dairesi Başkanlığı'nda 7 yıl grup başkanlığı ve daire başkanlığı görevlerinde bulundum. Geçtiğimiz Mayıs ayında kamudaki görevimden istifa ederek bir özel firmada yönetici olarak göreve başladım. Benim çalıştığım firma aslında bir bilişim firması, bilgi işlem firması. Ben bu firmada yönetici olarak görev yapıyorum. Projeler geliştiriyoruz. Fiilen yeminli mali müşavirlik yapmıyorum. Bugünkü konumuz son günlerde oldukça sık gündeme gelen elektronik defter uygulaması. Elektronik defter uygulamasıyla ilgili olarak ben sizlere bugün kısa bir sunum yapacağım. Sunumun ardından da sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Sunum planı ekranda gördüğünüz şekilde öncelikle elektronik deftere kısa bir giriş yapacağız. Ardından elektronik defter denetim faaliyetlerini nasıl etkileyecek? Buna ilişkin kısa bir bilgi vereceğim. Ardından elektronik defter hazırlanırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Kağıt defter, elektronik defter farkları neler? Bir de geçtiğimiz Aralık ayında, Aralık 2013'te yayınlanan kayıt saklama gereksinimleri tebliğ hakkında yine size bilgi vermeye çalışacağım. Elektronik defterle ilgili düzenlemeler Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Aralık 2011 döneminde yapıldı. Elektronik deftere geçilmesinin tabi temel gerekçesi günün gelişen teknolojik koşulları çerçevesinde mükellefleri artık kağıt defter yükümlülüğünden kurtarmak. Onlarca yıldır kağıt defterler tutuluyor. Artık bütün işletmeler kayıtlarını bilgisayar sistemlerinde tutuyorlar ama mevzuat gereği bilgisayar sistemlerinde tutulan bu defterlerin kağıda basılması gerekiyor. İşte Maliye Bakanlığı dünyadaki gelişmelere paralel olarak elektronik defter uygulamasına geçilmesi yönünde bir tebliğ çıkarttı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte. Elektronik deftere geçilmesindeki temel gerekçelerden birisi mükellefleri kağıt defterin yükünden kurtarmak, bunun baskısından, noter tasdik maliyetinden ve saklama yükümlülüğünden kurtarmak. Gerçekten bu ekranda görmüş olduğunuz kadar bir oda dolusu defter belki birçok işletme için geçerli, doğru. İşletmeler bu kadar defteri, belgeyi bir yıl değil, beş yıl değil biliyorsunuz en az 10 yıl boyunca saklamak zorundalar. Ama elektronik defter uygulamasına geçildiği takdirde bu ekranda görmüş olduğunuz bir oda dolusu defter, belge artık avuçlarımızın içine sığacak kadar küçülmekte. Elektronik defterin tanımıyla başlayalım. Elektronik defter bir seri nolu e-defter genel tebliğine göre şu şekilde tanımlanmış. Şekil hükümlerinden bağımsız VUK veya TTK uyumlu tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünü olarak tanımlanmış. Elektronik defterin tanımını biz Vergi Hukuk Kanunu'nun mükerrer 242. maddesinde de görüyoruz. Bir seri nolu tebliğe göre bugün itibariyle sadece bilanço usulüne göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri elektronik defter tutabilir. Elektronik defter tutmanın iki tane temel şartı var. Bunlardan birincisi elektronik defter tutacak firmanın veya gerçek kişinin bir mali mührünün veya elektronik imzasının olması gerekiyor. Mali mühür dediğimiz şey elektronik imzaya benzer bir sertifika diyelim. TÜBİTAK tarafından kurumları temsilen, şirketleri, tüzel kişileri temsilen verilmekte. Şirketlerin öncelikli olarak mali mührü veya elektronik imzası olmak zorunda dedik. Bir de uyumlu yazılıma sahip olmaları gerekiyor. Uyumlu yazılımdan kastedilen şey de Maliye Bakanlığı tarafından elektronik deftere ilişkin bir takım format ve standartlar belirlenmiş durumda.
bu format ve standartlara uygun elektronik defter üreten yazılımlar, uyumlu yazılımdan kastedilen şey. Uyumlu yazılım geliştiren firmaların bir listesi Maliye Bakanlığı'nın e-defter.gov.tr internet adresinde güncel bir şekilde yayınlanmakta. Şu anda 70 civarında yazılım firması ve muhasebe firması e-defter uyumlu yazılımlarını geliştirmiş durumdalar. Elektronik deftere şu an itibariyle sadece elektronik ortamda başvurulabilir. Bunun için e-defter.gov.tr sitesine girdiğinizde elektronik defter başvuru formu ve taahhütnamesinin doldurulup mali mühürle veya elektronik imzayla imzalanması gerekiyor. Şu an itibariyle sadece girmeye defteriyle defteri kebir elektronik ortamda tutulabilir. Hangi defterlerin elektronik ortamda tutulacağına dair bir seri nolu tebliğ herhangi bir belirleme yapmış değil. Ama tebliğ veri format ve standardı e-defter.gov.tr'de yayınlanan defterler elektronik ortamda tutulabilir dediği için ve şu anda da e-defter.gov.tr'de sadece yevmiye defteriyle defteri kebirin standartları yayınlandığı için bu iki defter türü elektronik ortamda tutulabilir. Elektronik defterde aynen e-faturada olduğu gibi olmazsa olmaz temel kavramlar mali mühür veya elektronik imza. Biz daha çok mali mührü kullanacağız. Çünkü şirketler mali mührü kullanmak zorundalar. Bu mali mühür veya elektronik imza neyi sağlıyor? Oluşturulan bir belgenin yani defterin kaynağının doğruluğunu, bütünlüğünü ve değişmezliğini sağlıyor. Yani siz muhasebe kayıtlarınızı oluşturduktan sonra mali mühürle veya elektronik imza ile imzaladıktan sonra bunlarda değişiklik yapamazsınız. Yaparsanız o defterinizin geçerliliği ortadan kalkar. Elektronik defterde kullanılan evrensel bir standart var. Bu standart önümüzdeki yıllarda çok sıkça duyacağımız bir standart. XBRL genişletilebilir, işletme raporlama dili demek XBRL. XBRL Amerikan menşeli bir standart. 2000'li yıllarda biliyorsunuz Amerika'da büyük şirket iflasları oldu. Enron, WorldCom, Tycoon gibi dev Amerikan şirketleri iflas ettiler ve Amerikan ekonomisini dolayısıyla dünyayı ciddi bir ekonomik krize sürüklediler. O şirketlerin batma sebeplerinin en önemlisi aslında o şirketlerin denetçilerinin yapmış olduğu muhasebe hileleri, muhasebe sahtekarlıkları idi. O şirket iflaslarından sonra biliyorsunuz Amerika'da Sarbanes-Oxley diye bir yasa çıkartıldı ve bu yasa çerçevesinde Amerikan Muhasebeciler Birliği tarafından şirketlerin daha şeffaf bir şekilde denetlenmesine dönük bu XBRL dediğimiz standart benimsendi. Amerikan şirketleri de küresel şirketler olduğu için çok hızlı bir şekilde bu standart dünyada yayıldı ve bugün birçok ülkede bu standart kullanılmakta. XBRL'e ilişkin olarak Türkiye'de antiparantez bunu söylüyorum. Kamu Gözetim Kurumu bünyesinde bir yerel temsilcilik oluşturuldu. Bu yerel temsilcilik Kamu Gözetim Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, TÜİK, SPK, Borsa İstanbul, BDDK hatta özel sektörde de bazı kurumların üyelikleriyle oluşturuldu. Bu yerel temsilciliğin görevi de XBRL ile ilişkin olarak finansal raporlamalar alanında bazı standartları belirleyecek. Önümüzdeki dönemlerde örneğin SPK veya işte Borsa İstanbul şirketlerden raporlamaları isterken bu XBRL formatına göre isteyecek. Elektronik defter iş süreçlerine kısaca bir baktığımızda şirketin elektronik imzası veya mali mührü var. Bir de uyumlu yazılımı var. Şirket muhasebe departmanı veya mali müşavir muhasebecileri elektronik defter kayıtlarını, yevmiye kayıtlarını kendi bilgisayar sisteminde oluşturuyor. Oluşturduktan sonra bu kayıtları bu uyumlu yazılımlar aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'nın istediği formata dönüştürüyor. Bu dönüşüm esnasında program e-defter beratı dediğimiz bir dosya üretiyor. Elektronik dosya üretiyor. Bu elektronik dosyayı e-defter uygulamasına yüklüyoruz. 5. adımda gördüğünüz gibi e-defter uygulamasına elektronik defter beratı geldikten sonra Gelir İdaresi Başkanlığı buna kendi mali mührünü vuruyor ve bu berat ve mükellefin kendi bilgi işlem sisteminde bilgisayarında oluşturduğu elektronik defter
İkisi beraber muhafaza ediliyor. Elektronik defter beratı aslında bizim yevmiye defterlerinin ön sayfalarında gördüğümüz noter tasdik şerhinden çok farklı değil. Noter tasdik şerhinde var olan o deftere ve şirkete ilişkin temel kimlik bilgileri bu elektronik defter beratında yer almakta. Elektronik defter beratı ile birlikte hüküm ifade eder. Diğer bir ifadeyle yevmiye defterinden noter tasdik şerhini çekip çıkarttığınızda o yevmiye defteri nasıl hükümsüz olursa, hukuki anlamda bir geçerliliği kalmazsa, elektronik defter beratını elektronik defterden ayırdığınızda da o defterin herhangi bir geçerliliği kalmaz. Elektronik defter beratı aslında bir nevi sizin bilgisayar sisteminizde oluşturduğunuz defteri doğrulayan, sağlamasını yapan bir belge. Zorunluluk kapsamındaki mükelleflere baktığımızda 421 nolu Vergi Usul Kanunu genel tebliğine göre e-fatura uygulamasına zorunlu olarak geçen işletmeler e-defter uygulamasına da zorunlu olarak geçmek zorundalar. Elektronik defter uygulamasına geçiş tarihiyle ilgili olarak 67 nolu hukuk sürçülerinde bir takım açıklamalar yapıldı. Buna göre şirketler, mükellefler elektronik defter uygulamasına başvurdukları tarihi takip eden aydan itibaren elektronik defter tutmak zorundalar. Örneğin bir şirket Kasım 2014'te e-deftere başvurursa şayet 1 Aralık 2014'ten itibaren e-defter tutmak yükümlülüğü doğuyor. O yüzden bizim tavsiyemiz şirketlerin 2014 Aralık ayında, yani önümüzdeki ay en geç 31.12'de elektronik defter başvurularını yapmış olmaları gerekiyor. Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler için özel bir düzenleme var. Bu mükelleflerin en geç bu ay içerisinde Kasım ayında e-deftere başvurmaları ve 1 Aralık 2014'ten itibaren de elektronik defter tutmaya başlamaları gerekiyor. Bir seri nolu e-defter genel tebliği Aralık 2011'de yayınlanmıştı dedik. İki seri nolu elektronik defter tebliği ile Aralık 2013'te yayınlanan bir nolu bu tebliğde bazı değişiklikler yapıldı. Şimdi kısaca bu değişikliklere bakalım.